Halk TV gerçekleri aktarmaya devam ediyor. Neden maaş 500 lira yattı dedik, sorduk muhatabına. Maden işçilerini anlattık. Bugüne ilişkin birçok konumuz var. Ama mesela gerçekleri size aktarmak için virgül koymak durumunda kalıyoruz. Çünkü bir ceza aldık. Neden alıyoruz bu cezaları? Bu gerçekleri aktardığımız için ceza almaya devam ediyoruz. Şimdi 5 program durdurma cezası almıştık. Medya Mahallesi Ayşenur Arslan'a. Bugün Sözüm Var programı var. Akşam program Şirin Payzı'nın moderatörlüğünde ama saat 11.30'da tebliğ edildi ceza ve akşam program olmayacak dendi. Şimdi RTÜK üyesi İlhan Taşçı'ya soralım. Çünkü haksız cezalarda fazlasıyla işin peşine düştü ve koşturdu. Anlatmaya, aktarmaya çalıştı. İlhan Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İlhan Bey, bu iş nasıl işletilir normalde? 11.30'da bize tebliğ edildi ve akşam program olmayacak. Hemen karar uygulanacak. Bir taraftan da ima olarak geçiyor gelen evrakta. Bir ima olduğu söyleniyor ama kesin hüküm de veriliyor ve ceza verilmiş oluyor. Normalde nasıl işler? Buna ilişkin örnekler var mıdır? Elbette. Burada aslında normal işleyiş şudur. Bu biraz yasadan da kaynaklanan bir durumdur. Keyfiyetten değil. Yayıncıyla ilgili eğer bir program durdurma cezası yaptırmasına karar verilmiş ise bu yayıncıya tebliğ edilir ve yayıncıya bu cezanın uygulanması için de genel ortalaması bütün iltika olarak 15-20 günlük bir süre verilir ki Radyo Televizyon 3 kurulunun almış olduğu bütün kararlar yargı yolu açık kararlardır. Yargı denetiminden geçmeye tabi kararlardır. Dolayısıyla yayıncı kendisinin haksızlığa uğradığı düşüncesiyle yargıya başvurabilsin ve yargı denetiminden sonra eğer hala mahkeme de aynı düşüncedeyse, aynı doğrultuda bir karara imza atarsa bu program durdurmanın uygulanmasına geçilir. Yoksa böyle sabahleyin 11.30'da bir tebligat yapılıp akşamki programınız durdurulmuştur. Eğer buna uyulmaması halinde tekrar bir rapor düzenlenecektir şeklinde bir tebligat doğrusunu isterseniz pek de alışık olunmuş bir durum değildir RTÜK açısından. Ama son dönemde çünkü bunun şöyle bir sakıncası vardır Şule Hanım. Bugün sizin başınıza gelir yayıncılar, yarın diğer yayıncılar için. Hani bir deyim vardır, mesela keçinin geçmesi değildir, yol olmasın. Şimdi siz her şey devletin yasaları ve yasaları, anayasası ve yasalarında belirlidir. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Dolayısıyla yayıncının yasal haklarını kullanmasının bir şekilde engellenmesi ve bir fiili durum yaratılması söz konusudur bu tebligat biçimiyle. Çünkü ben size daha ilginç bir bilgi vereyim. Henüz bu karar imzalanmadı üyeler tarafından. Ben imzalamadım. Muhalefet siz daha imzalamadınız kendisi kararı. Siz daha imzalamadınız değil mi İlhan Bey kararı? Sizin önünüze gelmedi. Hayır, ben üye olarak henüz bu kararı imzalamadım. O imzanın da ötesinde, bu karara karşı çıkmış bir üye olarak muhalefet şerhimi yazmışım ve henüz onu teslim etmedim. Neden teslim etmedim? Çünkü hukuk müşavirliğiyle yapılan görüşme sonucunda perşembe günü benim muhalefet şerhimin son günü olduğu bana bildirilmiş. Dolayısıyla henüz ben muhalefet şerhi yazmamışken, yazdım ama teslim etmedim. Teslim etmemişken, karar henüz imzalanmamışken ve bir de daha ilginç bir bilgi vereyim size Şule Hanım. Bu sadece yorum değil. RTÜK'ün kendi yasası bile 32. maddesinin 9. fıkrası der ki tebliğden itibaren 15 gün içinde dava açılır. Yani 15 günlük süre verileceği yasada da vardır. Ama şimdi bakıyoruz RTÜK yönetimi, RTÜK idaresi bir oldu bittiye getirerek cezaların hızla uygulanmasını sağlıyor. Şöyle düşünelim, izleyicilere pratiği anlatabilmek bakımından. Diyelim ki bugün bu program yapılamadı akşamleyin. Mahkeme bugün karar vermedi ve yarın mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ne olacak? Bu akşamki program yapılamamış oldu. Bu haber alma, haber verme, düşünce özgürlüğünü engellemiş olmayacak mı RTÜK? Gayet tabii engellemiş olacak. Oysa makul olan ve yasaya da uygun olanı bir süreyi tanımlamak ve o sürenin sonunda bu kararın uygulanmasını sağlamaktır. Sonuçta RTÜK bir kamu otoritesidir, kamu gücü kullanıyor. Ama yayıncının anayasadan kaynaklı haklarını böyle
gücünü, kamu gücünü kötüye kullanarak engellemeye çalışmak bana göre hukuki açıdan da ciddi sorunlar yaratacaktır. Olayı iki boyutta değerlendirebiliriz. Bunun bir hukuki kısmı var, bir ahlaki kısmı var. Hukuki kısma baktığınızda minimum yayıncıya 15 gün süreyi vermek zorundasınız. Yoksa yasada yazılı olan bütün kararlarının yargı yoluna açık olduğu ve yargıyı denetiminden geçmesi gerektiğine ilişkin hükümler manasız, anlamsız hale gelir. Bu işin hukuki kısmı. Ahlaki kısmı ise zaten 5 program durdurma cezası hükümün verebileceği en ağır cezalardan birisidir. Yani bir yayıncıya verilecek en ağır ceza verilmişken bir de üstüne bunu uygulanma pratiğiyle ilgili bir ceza daha vermek demek tıpkı matematika mantığıyla ceza içinde ceza. Cezanın tonlamasını yükseltmek demektir. Eğer zaten radyo televizyon iş kurulu yönetimi haklı olduğunu düşünüyorsa, bu cezayı vermekte haklı olduğunu düşünüyorsa, o zaman zaten yayıncı istediği şekilde yargı yoluna başvursun. Yargının vereceği karardan sonra uygulanmasıyla ilgili zaten rütük gücünü kullanır, kamu gücünü kullanır ve mutlaka ama mutlaka bu programı durdurur zaten. Ama böyle bir oldu bittiye getirerek yayıncıyı yasal haklarını engelleyerek, fırsat tanımayarak cezanın uygulanması bana göre ne hukukidir ne de ahlakidir. Evet, çok teşekkür ederiz İlhan Taşçı değerlendirmeniz için. Sağ olun katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Evet, RTÜK üyesi İlhan Taşçı ile konuştuk.